Selamünaleyküm arkadaşlar. EBA çember testini çözüyoruz. Birinci bakalım boşluğumuza ne gelecek? Sabit bir noktadan eşit uzaklıkta bulunan noktalardan oluşur diyor. Sabit bir noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktalar bize neyi söyler? Çemberi söyler arkadaşlar. A ve B, B elendi. Uç noktaları çember üzerinde olacak biçimde çizilebilecek en büyük doğru parçası. Bakın bir ucu şurada bir ucu burada. En büyük doğru parçası ne diyoruz biz? Çap diyoruz arkadaşlar. Şu da elendi. Yine de sonuncuya da bakalım. Çemberin iki noktası arasında kalan çember parçası. Yani şu iki parça nokta arasında kalan parçaya biz ne diyoruz? Yay diyoruz. Evet cevap neymiş? Ceyhan. İkinci sorumuz. O merkezli çemberde merkez açı hangisidir diyor. Merkez açının köşesi merkezde olması lazım arkadaşlar. Merkezde olan bir açı var zaten. Bakın şöyle. O da nedir? A, O, C. Evet nerede var? Denizli'de. Üçüncü sorumuz. Hangisi yanlıştır diyor. B, O, A arkadaşlar. B, O, A merkez açı Evet. AED Bakalım AED şurası arkadaşlar. Şu, şuradan bahsediyor. yayın ölçüsü SAD AED D. şeklinde göster. Evet doğru. Yayın ölçüsü üzerine şapka gelirse açının ölçüsü. Yay çizerse yayın ölçüsü böyle gösterilir. Doğru. OB çemberin yarıçapıdır çapıdır diyor. O'dan e, çemberin neresine giderseniz gidin çapıdır. O'dan B'ye gidiyorsak, o da bir çapıdır. doğru. CDA açısının ölçüsü. Bakalım CDA neresi arkadaşlar? Şurası. Bir çevre açı. Bu çevre açı e, bu sene müfredattan kaldırıldı. E, sadece merkez açı görüyoruz arkadaşlar. Biz ABC yayının ölçüsü eşittir diyor. ABC çevre açının e, karşısında. Kalan e, yay oluyor arkadaşlar. Çevre açı gördüğü yaya eşit değildir. Merkez açı gördüğü yayın ölçüsüne eşittir. Merkez açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsüne eşittir. Çevre açısının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşittir arkadaşlar. Evet gördüğü yay eşit olmadığı için yanlış olan bu diyoruz. Cevap Denizli. Dördüncü soru arkadaşlar. AOB açısı merkez açıdır. A, O, B merkez açıdır. Doğru. A, O, açısı ile. AB yayının ölçüleri eşittir diyor. AB yay şurası arkadaşlar. AOB açısı burası. Merkez açıyla gördüğü yay neydi? Aynıydı. O zaman doğru diyoruz. AB ile ACB. AB çizmiş olduğum ACB'de bunun arkası. Önü ve arkasının toplamı 180'dir diyor. Hayır nedir? 360'tır. Yanlış. 1 ve 2 olacak. Ceyhan. Beşinci soru arkadaşlar. Hangisi doğrudur diyor. BC yayı ile BA'nın birleşimi. BC arkadaşlar bakın şurası BA burası. Bu iki yayın birleşimi ABC yayını oluşturur diyor. ABC oluşturur. Doğru arkadaşlar. Cevabı zaten ilk seferde bulduk. Diğerlerine de bakalım ne olur ne olmaz. BCD yayı. BCD bakın şuradan şuraya kadar ile CDE yayının birleşimi. CDE'nin birleşimi BDC yayını oluşturur diyor. Hayır. B ikisinin birleşimi bakın. B'den E'ye kadar gelmesi lazım. B'den C'ye kadar gelmiş. Hatta yok tersten gelmiş. BDC diye. Şöyle gelmiş. Böyle bir şey yok. İkisi birleşirse arkadaşlar B, C, e ya da B, D, e olması lazım. B ile E arasındaki yayı oluşturur. Yanlış. ABC yayı ile ABC B, C yayı arkadaşlar bakalım. Şöyle şurası ile B, C'de yayının yani şurası BCD ikisini birleştirirsek ha yok kesişimi diyor. Evet ABC ile BCD'nin kesişimi. Ortak yer nedir arkadaşlar? Her ikisinde de olan BC'dir. BC yay olacak. AD yaydır demiş. Hayır. AD bunların birleşimidir. İkisini toplarsak AD yapar. Ama her ikisinde ortak kısım neresidir? BC yaydır. Yanlış arkadaşlar. AFE yayı ile diyor. AFE bakın şuradan şurası ile FE yayının kesişimi Bununla FE yayının kesişimi yani her ikisinde ortak olan kısım. AFE ile FE'nin ortak kısmı neresi arkadaşlar? FE'nin kendisidir. AE yaydır diyor. Hayır. AE yayı bunların birleşimidir. Bunları üst üste eklersen AE yay yapar. Ama kesişimleri yapmaz. Doğru cevap Adana. 6. soru. Bakın merkez açımız 110sa gördüğü yayda ne olacak? 110 olacak arkadaşlar. Bizden ABC istiyor. Yani bu 110'un arkasında kalan kısmın ölçüsünü istiyor. Toplam 360 olması lazım. 110'u buradaysa arkada ne kaldı arkadaşlar? 250 kaldı. 7. soru. A e, A AD D çarpmış arkadaşlar. O merkezmiş. CD'nin ölçüsünü istiyor bizden. CD yayın neresi? Şurası. Şuranın ölçüsünü istiyor. Şimdi şöyle toplamda 180 olması lazım arkadaşlar. 40 80 daha 120. 180'e var ne lazım? 60. Burası 60 arkadaşlar. Gördüğü yay da nedir diyoruz? 60'tır. 8. soru. AFB yayı ile CEB. CEB yayının ölçülerinin toplamını istiyor. Şimdi merkez açımız 80 ise şu tam karşısındaki yayım ne olacak? 80 olacak. Bakın bunu değil de bunun arkasında kalanı soruyor. Toplam 360 olacağına göre 80 burasıysa 360'dan 80 çıkarırsak tam arkasına ne kaldı? 280 kaldı. 9. soru. Merkez 48 ise gördüğü yay da 48 olmalı. Yani 48 derece 6x artı 18'e eşit olmalı arkadaşlar. 18'i bu tarafa atarsam 18 diye geldi. Ne kaldı burada? 30. 6 tane x 30 sa 1 tane x 30 bölü e 6'dan ne yapar? 5 yapar. A diyoruz. 9. sorunun aynısı sayılır arkadaşlar. Merkez buysa e, karşısı da aynı olacak. Merkez açının ölçüsü yani 6x artı 10 onun gördüğü yayın ölçüsüne yani 2x eksi 80'e eşit olmak zorunda. 6x'i buraya atalım, -80'ini buraya atalım ki pozitif sayılar çıksın karşıma. -80 buraya artı +80 diye geldi. 10 da burada var, 90 oldu. 6x -6x diye geldi. 12x'ten 6x çıkarsa 6x kalır. 90'ı 6'ya bölersek ne buluruz arkadaşlar? 15 buluruz. Evet, 90 bölü 6 ne yapar? 15 yapar diyoruz ve testimizi tamamlıyoruz.